Cenaze törenine binlerce, hatta yüz binlerce insan katıldı ve sevenleri dünyanın dört bir yanından gelmeyi tercih etti. Menzil köyünde hayatını ilme adayan Şeyh Abdülbaki El Hüseyni Hazretleri ölmeden önce son kez konuşmuştu. Seyit Saki Hazretleri babasını kaybetmenin acısını yaşarken aynı zamanda Menzil tarikatının yeni lideri olarak görülüyor. Kesinliği henüz belli olmasa da yeni seydanın Seyit Saki Hazretleri olabileceği konuşuluyordu. Şeyh Abdülbaki El Hüseyini Hazretleri ölmeden önce herkes bunu bilsin dedi ve son ses kaydı ortaya çıktı. Menzil Şeyhi Abdülbaki El Hüseyini Hazretleri'nin son sözleri herkese ağlatmıştı. Sadeliği ve sevgi dolu kalbiyle çok sevilen bir şeyhti. Ölmeden önce sevdiklerine ve sofilerine iletmek istediği son bir isteği vardı. Ben sonra bir hayat daha var. O hayat aynı şimdi hali hazır insan nasıl hayatıdır? Kalkıp oturup gidiyor, geliyor, konuşuyor, yemek yiyor. Mesela birbirine tokat attığı zaman nasıl acıyor? Aynı bu hal var, bu hayat var. Ama o hayat bir daha ölmez. O hayat ölüm yok. O hayattan dönmek de yok. Bir daha dünyaya dönmek yok. O hayattan pişmanlık yok. Tövbe yok. Çalışmak yok. Bir daha insan çalışmaz, kazanmaz. Tövbe almak yok. Pişmanlık yok. Yani azap görür, cehenneme girer. Neuzübillah. Yankı da cennete girer yapıyor. Bu iki maddeden ahireten başka bir şey yok. O iki maddede dünyada olur. İnsanları bir araya getirmeyi ve kardeşliği pekiştirmeyi hedefliyordu. Şeyh Abdülbaki El Hüseyin'in Hazretleri son nefesini vermeden önce dünyada yayılan çatışma, ayrılık ve nefretin yerine birlik, barış ve sevgiye odaklanılmasını dile getirdi. İçinde bulunduğumuz dünyada farklılıklarımızın bir zenginlik olduğunu ve bu farklılıkları hoşgörü ve anlayışla karşılamamız gerektiğini vurguladı. Son isteği insanların birbirini kucaklamasını, sevgi ve hoşgörüyle yaklaşmasını teşvik etmekti. Şeyh Abdülbaki Hazretleri insanların kültürleri veya etnik kökenleri ne olursa olsun bir arada yaşayabileceklerine ve birlikte büyüyebileceklerine inanıyordu. Onun vasiyeti insanların içinde bulundukları toplumda İslamiyet'i aramaları ve sevgiyle birbirlerini desteklemelerini istiyordu. Ötekileştirmenin ve dışlama duygusunun yerine birbirimizi anlamaya ve yardımcı olmaya odaklanmamız gerektiğini belirtti. Bu yalnızca bireyler arasında değil, aynı zamanda toplumların ve ulusların arasında da geçerliydi. Son isteği birbirimize karşı hoşgörülü ve anlayışlı olmanın yanı sıra İslamiyet'i yaymamızı da içeriyordu. İslamiyet, Şeyh Abdülbaki'ye göre insanların kalplerini birleştiren en güçlü ve dünyadaki herkesin bu sevgiyi hissetmesi gerekiyordu. İslamiyet'i sevgiye dayalı bir şekilde yaymak istiyordu. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.